Niçin kadınlardan meşhur ressam veya besteci yok? Tarih boyu, erkek mesleği denilince, genel olarak, fiziksel gücün gerektirdiği ve öne çıktığı işler anlaşılır. Ancak, ruhsal ve duygusal özellikler ile, hayal gücünün öne çıktığı bazı işler de, yine erkeklerin tek elindedir. Ressamlık, bestecilik, orkestra şefliği gibi. Şüphesiz tarih boyunca, birçok kadın ressam, çok önemli eserler yaratmışlardır. Ne var ki, müzeler ve değerli koleksiyonlara bakınca, kadın sanatçıların eserlerine pek rastlayamıyoruz. Hadi Rafael, Rembrandt gibi ustaların yaşadıkları çağlarda, kadınların sosyal konumları nedeniyle, resimle uğraşmaları zordu diyelim. Ama, Dali ve Picasso gibi yakın tarihlerde yaşamış ressamların zamanında, böyle bir zorluk yoktu ki. O halde, bunun başka bir sebebi olmalı. Aynı şekilde, niçin dişi bir Mozart veya Beethoven yok? Müziği yorumlayan kadın şarkıcılar, piyanistler, kemancılar veya orkestradaki tüm kadın elemanlar, erkeklerden aşağı kalmaz, hatta kendi branşlarında dünya çapında başarılı olabilirlerken, niçin orkestra şeflerinin neredeyse hepsi erkek? Acaba hala, birçok orkestrada çoğunluğu oluşturan erkek elemanların, başlarında, kendilerine doğru elindeki çubuğu sallayıp duran bir kadının idaresine girmek istememelerinden mi? Sadece bu kadar da değil. Mimarlık ve mühendislik gibi tasarım ağırlıklı işlerde, niçin erkekler önde? Hatta kadınların, günlük yaşamlarında en çok zaman ayırdıkları iş yemek pişirmek iken, ve erkeklerin %90'ı, yumurta kırmayı bile beceremezken, niçin dünyanın en büyük yemek ustaları, gurmeleri, aşçıbaşıları hep erkek? Tüm bu suallere, beyin araştırmacıları ve psikologların üzerinde anlaştıkları bir açıklama var. Onlara göre işin sırrı, beynin sağ ve sol yarım kürelerinde. Her iki yarım küre, farklı fonksiyonlara kumanda ettikleri gibi, cinsiyete göre, erkekler sağ, kadınlar ise sol yarım kürelerini daha fazla kullanıyorlar. Aslında yeni doğan çocuk da, her iki yarım kürede sağdır. 2 yaşına varmadan, bu yarım kürelerden biri, sol olur. Yani konuşma merkezi ortaya çıkar. Erkek çocuklarda 6, kız çocuklarda 13 yaşında, beynin asimetresi tamamlanır. İnsanlar yaşlandıkça, iki yarım küre arasındaki bu görev farkı, yine azalmaya başlar. Şüphesiz, sağ ve sol beyin fonksiyonları, insandan insana da farklılıklar gösterir. Kadınların, daha çok kullandıkları, beynin sol yarım küresinde, konuşma ve iletişim merkezleri bulunmaktadır. Bu nedenle, her yaş grubunda yapılan deneyler sonucunda, kız çocukların, konuşmayı daha önce becerdikleri, çevreye daha iyi uyum sağladıkları, okullarda, iletişim, sosyal ve politik alanlarda daha başarılı oldukları saptanmıştır. Erkeklerin daha çok kullandıkları, beynin sağ yarısı ise, analiz, sentez, bir olaya tümüyle bakış gibi görevleri yüklenmiştir. Yani ayrıntıları göz önüne almadan özetlersek, ilk bakışta birbirlerinin aynıymış gibi görünseler de, sol yarım kürede sezgi gücü, sağda ise analiz gücü egemendir. Sol beyin, olayları, tüm dengelim, sağ beyin ise, tüme varım ile inceler. İşte bu nedenle, sağ beyin fonksiyonlarının gerektiği işlerde, erkekler daha başarılı olmaktadırlar. Şüphesiz bu bir genellemedir. Kadınlar arasında orkestra yöneten, opera besteleyen sanatçılar, hatta, Marie Curie gibi, 2 kez Nobel ödülü kazanarak, bilim tarihine geçmiş olanlar da vardır. Ancak yine de tüm bu branşlar, hala erkeklerin egemenliği altındadır.